Kardeşler, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz bizi bu hususta ikaz ettikten sonra, yani şu ümmet delikanlılarını saliha bir kadınla evlendirdiğinde dininin yarısını kurtarmıştır dedikten sonra, başka bir seferinde de bir başka açıdan saliha kadın sahibi olmayı bakın nasıl beyan etmiş. Buyuruyor ki, kime Allah saliha bir kadın rızkı lütfettiyse, saliha kadın rızkı, men razakahullahu imraeten saliheten, kadın saliha, bu saliha kelimesi kadınla birleşip sıfat olunca, imraetun salihetun, saliha bir kadın olunca evlenme kelimesini kullanmamış bu sefer. Önceki hadisi şerifte kim tezevvece, evlenirse diye bir deyim kullanmıştı. Kadın saliha vasfı kazanınca, saliha kadınla evlenmek bir erkeğin gözünde Allah'ın kursağına koyduğu lokma gibi rızık olarak görülmelidir. Kimi Allah rızıklandırırsa saliha bir kadınla. Demek ki rızık kelimesi Allah'ın kuluna ihsanı, lütfu, nimeti olarak görülen şeydir. Çocuk rızkı da böyledir. Hac etmek de böyle bir rızıktır. Yani saliha kadın 40 kuldan birine nasip olacak. Bir hac gibi, bir şehadet gibi, alimlik gibi, cihat gibi Allah'ın her kuluna vermediği, bazı kullarına ihsan buyurduğu bir nimetidir demek ki. Saliha kadın. Buyuruyor ki, kime Allah saliha kadın nimeti verirse, imanı konusunda yarısını Allah ona kurtarmış demektir. Diğer yarısında da işine baksın, Allah'tan korksun buyuruyor. Demek ki Allah'tan korkan, yeni açılan ticaret merkezlerinde gözü olmayan, evinde yatacak kadar, anası babası misafir geldiğinde de onların da oturacağı kadar minderi bulunduktan sonra fazlasında gözü olmayan, eşya deposu gibi ev tutmayan, avize temizlemeyi firavun zulmü gören, deterjanı zehir gördüğü için deterjanın ihtiyaç hissedilmeyeceği çapta ev eşyası ve tüketim malzemeleri kullanmayı siyaset yapabilen, zaruretleri aşmayan kadın, saliha kadın olarak bir erkeğe nasip edildiğinde, o erkek kıyamet günü çok kötüydü ya Rabbi, Siyonizm bilsen nasıl bizi istila etmişti, basın onlardaydı, televizyon onlardaydı, silah onlardaydı, Siyonistler bizi rahat bırakmadı ya Rabbi, yoksa biz ne kulluklar ederdik, biz Ebu Bekir'den aşağı kalmazdık diyemez kıyamet günü, diyemez. Çünkü Firavun'un zulmünden naçar olan İsrail oğulları bunu demesinler diye Allah Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama, evlerinize yönelin, evlerinizi kıblegah yapın diye tembih etmişti. Bu tembihini de Kur'an'da ümmeti Muhammed'e ilan etmişti. Siyonizm ve benzeri şer odakları Müslümanların bütün ticaretini, silahını, her şeyini ele geçirebilir. Evler Müslümanlarındır. Eğer Müslümanlar siyasete hakim olamıyorlarsa,
eğer orduları yoksa, eğer ticarette söz sahibi değilseler, saliha kadınları da mı yok? Saliha kadınların kıymetini bilsinler. Müslümanlar yarın Allah'a hangi şeyi özür çıkarabilirler? Allah'ın lütfetmediği ama hesabını sorduğu şeyden ancak ne bilelim ya Rabbi diyebilirler. Ne bilelim diyebilirler. Fakir bir insan niye zekat vermedin diye sorulacak olsa, vermemiştin ki mal ya Rabbi diyebilir. Sormaz Allah böyle bir şey ama sorsa diyebilir. Saliha bir kadın la rızıklanmış herhangi bir müminin dininin %50'si konusunda hiçbir itiraz hakkı kalmamıştır.